Hoş geldiniz Seher Hanım. Ferit Bey, davetinizi kabul edip geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sizinle burada olmak ve yaklaşan Nevruz hakkında, ama ben tabii sizden bir ricam vardı biliyorsunuz. Sona doğru birkaç cümle de olsa bir de Şevi Yelda gecesinden bahsederiz diye umuyorum. İnşallah. Arkadaşlar, Ferit Bey Göcek'te yaşıyor. Kendisi, ben fazla bir şey söylemeyeceğim, çok kısa. Birazcık birkaç sözcük kendisinden rica edeceğiz kendisiyle ilgili. İran asıllı Ferit Bey ve inşaat mühendisliği yapmış çok uzun yıllar. Şimdi de Göcek'te keyifle bunu, o geçmiş yılların tadını çıkarıyor. Evet Ferit Bey, birkaç sözcük söyleyin kendinizle ilgili. Efendim ben başlarken bu sıkıntılı günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün Surt'ta, yurtta surt, cihanda surt sözüyle başlayıp bu kötü günlerin bir an önce geçmesi dileğiyle Nevruz'un bütün dünyaya sulh ve barış getirmesi dileğiyle başlayacağım. Nevruz ben bir kere akademisyen falan değilim. İTÜ mezunu bir sade inşaat mühendisiyim. Hobim olarak Fars dili, Osmanlıca ve İran amatör çalışmalarım var. Onun için bu bir konuşma değil, bir sohbet toplantısı olarak görüyorum. Nevruz veya Farsçadaki doğru telaffuzu ile Nowruz, No, nev yani yeni kelimesiyle ruz gün anlamına gelen yeni gün anlamında bir sözcüktür. Bu Farsça'da yeni gün anlamına gelen Nevruz 21 Mart'ta Orta Asya'dan Orta Doğu'ya Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanan bir bayramdır. Antik dönemlerden itibaren çeşitli halklar tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı baharın başlangıcında bir hasat mevsimini kutlaması olarak başlamışlardır. Bugünkü Nevruz'un tarihçesine eğer bakarsak Nevruz kutlamaları nereden ne zaman başladığı hakkında kat'i bir bilgi olmamaktan beraber bu kutlamalara dair en erken referanslar İran kaynaklarında yansıtılmaktadır. İran'da Zerdüşt öncesi dönemden itibaren hasat kutlamalarını ifade eden Mihrican, bahar kutlamalarını ifade edilen Nevruz, var olduğu konusunda çeşitli bilgiler vardır. Buna dair bilgileri Ahameniler devrine yani milattan önce 500 ila 300 yıl öncesinde ki taş kabartmalarında rastlanabiliyor. Bu döneme ait saray duvarlarında bulunan temsili kabartmalar büyük ihtimalle Nevruz kutlamalarında krala yapılan yıllık hediye takdimlerini göstermektedir. İran'da güneş takviminin ilk ayı olan Ferverdi'nin ilk gününde güneş koç burnundayken bahardaki gündüz gece eşitlendiği zamanın kutlamalara başladığı Nevruz'un başlangıcıdır. 21 Mart her sene 4 senede bir Şubat'ın 29 çektiği yıllarda 20 Mart'ta denk gelen bu kutlamalar vardır. Geleneksel İran düşüncesinde efsanevi İran kralı Cemşit'le Zerdüşt'le ilişkilendirilir. Başta Firdevsi olmak üzere birçok kişiden eserlerinden rivayetlere göre Nevruz Cemşit'in ifritlerce çekilen ilahi saltanat arabasıyla göklere yükselmesinin anlamına gelmektedir.
Bir başka geleneğe göre de Zerduş eskiden beri ateşin kutsiyeti anısına kullanılan bahar bayramını Nevruz şeklinde dillendiriyor. İslam öncesi İran'da geleneğe göre Nevruz hem milli hem dini bir karaktere sahip. Ama İslamiyet'le birlikte dini kavramını kaybetti ve sadece milli bir bayram olarak kaldı. Bu bağlamda Nevruz eskiye ya da eski yıla ait kötülüklerin, uğursuzlukların ve kıtlığın sona erdiği, yeni bir sevinç, umut ve bereketin başladığı gün olarak görülmektedir. Bu da bayramın İranlılarca dini motiflerle bezenmiş, tarımsal karakterli bir yıl kutlaması olduğuna işaret etmektedir. İran'daki kullanılan takvim, Celali takvim dediğimiz takvim, Ömer Hayyam'ın yaptığı, hazırladığı bir takvimdir. Ömer Hayyam 800 yıl önce yaşamış İran şairi. Herkes sadece rubayileriyle, şaraba olan düşkünlüğüyle, aydınlığıyla hatırlar. Ama Ömer Hayyam çok büyük bir tıp alimi, çok büyük bir astrolog, çok büyük bir uzay bilimcisi, fizik bilimcisi ve yaptığı takvim 365 günlük takvimi ilk defa yapan kişidir. Celali takvimi denir. Ve Nevruz'u buna bağlayaraktan yılın birinci günü olarak vermiştir. Kuzey Yarımküre'deki bizim kullandığımız dört mevsimin her birinin başlangıcı da bir ayın başlangıcı olarak, bir mevsimin başlangıcı olarak gelmektedir. Bu Nevruz'un kutlaması sadece İran'la bağlantılı değil, Orta Çağ'dan itibaren çeşitli Türk boylarında da tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcı vesilesiyle düzenlenen 21 Mart bahar kutlamaları görülüyor. Aynı tarih bazı Türk boylarınca kullanılan takvimlerde de yılbaşı temsil etmektedir. Nitekim gerek güneşe göre düzenlenen 12 hayvanlı Türk takviminde, gerekse Sultan Melikşah'ın Celalüddiye lakabından atfen kullanılan Celali takvimi Nevruz'u 21 Mart olarak veriyor. Celali takvimi Ömer Hayyam'ın yaptığı takvim. 21 Mart Nevruz şenlikleri gerek Asya Türk boylarında, gerekse Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Selçuklarda Nevruz resmi bayramdı. Osmanlılar döneminde kaleme alınan Nevruziyeler, hekim başları tarafından saraya takdim edilen Nevruz macunları ve Nevruz bahşişleriyle bilinmektedir. Osmanlı'da müneccim başları tarafından her yıl Nevruz'da hazırlanan takvimler padişaha, sadrazama ve diğer devlet ricaline takdim edilir. Nevruz, Osmanlı devlet adamlarının ve aydınlarının birbirlerine tebrik ettikleri bir bayramdır. Nevruz kutlamaları özellikle 1980'li yıllardan itibaren Türk Cumhuriyetlerinde de kutlanmaya başlandı. Bizde, ben üzülerek söylemek isterim, 80'li yıllara geldiğimizde Nevruz'u belirli bir etnik grubun bayramı olarak algıladık. Hükümetlerin o günlerdeki yanlış uygulamalarından dolayı da Nevruz'u sadece bir kavmin bayramı olarak aldı. Halbuki Nevruz
Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan Balkanlara kadar giden, buna bütün Türkiye Cumhuriyetleri, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Afganistan'ı içine alan bir bayramdır. İran'da İslamiyet'in gelmesiyle beraber Nevruz'a karşı bir karşı koyma hareketi başlamıştır. İslam alemi Nevruz'u Zerdüşt'le olan bağlantısından dolayı dışlamak istemiş. Fakat İranlılar büyük bir vatanseverlikle bu ananeyi aynen korumuşlardır. Yıllar önce katıldığım bir Orta Doğu çalışması konferansında bir dinleyici Mısırlı bir profesöre şu soruyu sordu. Dedi ki, İslamiyet'in Mısır'a girişiyle İran'a girişi arasında 100 sene fark var. Biri 900 sene evvel girmiş, biri 1000 sene evvel girmiş. Ne oldu da dedi, siz dedi Mısırlılar İslamiyet'i kabul etmeyle hem dilinizi hem milliyetinizi kaybettiniz. Çünkü Mısır Arap değildir. Mısır'ın dili de Arapça değildir. Bugün Mısır'daki %25 oranında olan Hristiyan Mısırlı'nın konuştuğu Kıpti Mısır'ın dilidir, Arapça değildir. Mısır milletinin dili. Mısır medeniyeti Firavunlara zamanına gidene kadar 5000 yıldan fazla bir tarihe sahip, sadece İslamiyet'le bağlı değildir. Siz ne oldu dedi, İranlılar hem dillerini korudular hem milliyetlerini korudular ama Müslüman oldular. Adamın cevabı çok enteresandı. Bizde Firdevsi ve Şehname yok. Firdevsi 1000 yıl önce yaşamış. Şehname bir İran milliyetçilik hamaset şiiri olarak kalın bir kitap ve baştan aşağı şiirle efsaneleri bütün İran'ı anlatır. Dolayısıyla İran'da Fars dilinin korunmasında en büyük etken Firdevsi'nin Şehnamesidir ve bunu korumuştur. Nevruz İslami geleneklere, çeşitli tarihi şahsiyetlere, olaylara da irtibatlandırılmıştır. Şimdi din adamlarının Nevruz Zerdüşt geleneğinden geliyor baskısını görünce Şii Bektaşi geleneğinde Hazreti Ali ile ilgili birçok olayın Nevruz gününde vuku bulduğu. Mesela Nevruz'un Hazreti Ali'nin doğum günü, Hazreti Fatıma ile evlendiği gün, Hazreti Muhammed tarafından halifeliğinin ilan edildiği gün olduğu ileri sürülmüştür. Yani hemen bir dini, bir İslami bir mana verilmiş ama birçok İslam alimi de bunun İslam'dan bir bağlantısı olmadığını, ki hakikaten de yoktur, İslamiyet öncesi başlamış bir bayramdır, şey yapmıştır. Halk inanışına göre Hazreti Adem Nevruz gününde yaratılmış. Adem ile Havva Arafat'ta o gün buluşmuş. Yine o gün Allah insanların kendisini Rab olduğuna dair söz almıştır. Nevruz'da Hazreti Nuh tufan sonrasında karaya ilk ayak bastığı, Hazreti Yusuf'un da kuyudan, Hazreti Yunus'un da balığın karnında kurduğu, Hazreti İbrahim'in de putları yıktığı gün olduğu olaya inandı. Bunlar da cahil halkı Nevruz'a ısındırmak için, İslamiyet'le bir mugayreti yoktur demek için uydurulmuş şeyler ama bununla bağlantısı yoktur. Öteden beri Nevruz kutlamalarında en çok dikkat çeken hususlar arasında ateş ve su ile ilgili unsurlar yer almaktadır. Nevruz günü ve akşamı insanlar meydanlarda yakılan
ateş başında toplanarak günahlardan arınma ve talihlerini düzeltmek için ateşin üzerinden atlamak gibi. Bazı Türk boylarında Nevruz günü ateşe demir ısıtıp dövülmek gibi. Kürtlerde de bu ateşte demiri ısıtıp dövme geleneği vardır. Demir dövülür. Onlar buna ateşe hem atlamada hem de demir dövmede çok büyük bir gösteri olarak uygularlar. Nevruz öncesi buğday, mercimek, bunun gibi tahıllar ısıtılıp çimlendirilir. Elde edilen yeşil bitkiler ve taze yapraklar, çiçeklerle birlikte evlerde hazırlanan Nevruz masalarında kutlanır. Şimdi bu Nevruz ananesinde 7 sin, yani 7 S harfi çok önem veriyor. 7 sayısı mitolojide çok şey ifade ediyor. Göğün 7 katı vardır, yerin 7 kat dibi vardır falan gibilerden. Bu İran'daki kutlamalarda 7 tane Farsça'da S harfiyle, sin dediğimiz sin harfiyle başlayan nesne masaya konur. Bunlardan Farsçalarından dolayı sumak vardır. Gün doğumunu sembol eder. Sümbül çiçeği vardır. İlkbaharı temsil eder. Sike vardır. Zenginliği, refahı şey yapar. Sencet idedir. İde ağacı çok kutsaldır. Biliyorsunuz zeytinin kardeşidir ide ağacı. Gerek yaprakları, gerek cinsi, her şeyle, meyvesiyle benzer. İkizidir zeytinin. Sencet, ide, sevgi sembolüdür. Sib, Farsça'da elma demek. O da sağlık ve güzelliktir. Semenu, tahin. Bir hayatın tatlılığını verir. Bir de sebze konur. Filizlendirilmiş buğday. Bu da yeniden doğuşu. Nevruzunuz için sebzeyi yeşertin. Ya mercimek, yeşil mercimek veya buğday. Şöyle bir 2 santim, 3 santim kalınlığında bir kaba koyun. Üstüne su dökün. Bir de pamuk koyun üstüne. Bunu bugünlerden itibaren yaparsanız 21 Mart'ta yeşermiş olur. Ve bu bereketin, yeşillenmenin, tabiatın doğuşunu evinizde hissedersiniz. Eski İran adetlerinde şehirlerin girişinde sütunlar varmış. Bu sütunların üzerinde Nevruz'dan önce, bahar gelmeden önce 7 çeşit bitki, buğday, arpa, yulaf, çavdar vesaire bu şekilde suya koyularak yeşillendirilirmiş. Nevruz günü hangisi daha çok büyüdüyse o sene ekim için o müsaittir denir. Padişahın, şahın emriyle o bitki ekilirmiş. Buğdaysa buğday, arpaysa arpa. Bu şekilde bu da eski bir anane. Ama bu sumak, sümbül, sikke, sencet, sip, semenu, sebze, bu 7 tane S harfini bulmak lazım. Bundan 50 sene evvel eşim Sevgi bizim evde hapsin masası kuracak. İşten koşa koşa gelmiş, masayı kuracak. Evde 6 tane sin bulmuş. 7.'yi bulamıyor. Buzdolabını açmış, bir sosis çıkarmış, koymuş oraya. Annem babam gelip de bunu gördüklerinde aile içinde büyük bir komedi olmuştu o. Sosis de sinlerden olabilirmiş diyerek de. Onun için 7 tane sin koyacaksınız. Bu ateşe, 7 ateşten atlama İran'da, Azerbaycan'da, Orta Asya'da, İran'la Farsçasında çarşembe suri, yani çarşamba ziyafeti, Azerilerde ahır çarşamba, yani son çarşamba denir. Nevruz'dan 21 Mart'tan önceki salı gününün akşamı çarşamba gecesi 7 tane ateş aralıklarla yakılır çalı çırpı ile, bunun üstünden atlanır. Bu 1000 yıllık bir gelenek.
Yani Nevruz'u biz 5000 yıl öncesine kadar götürebilsek de bu ateşten atlama 1000 yıldır. Şehname'de Firdevsi şöyle bir hikaye anlatır. Şehname'deki en mazlum, en günahsız kişi Siyavuş isminde bir kahraman kişi. Siyavuş'un üvey anası varmış. Ve bu üvey anası Şehname'ye göre Siyavuş'a sarkmaya başlıyor. Siyavuş babasına olan saygısından dolayı karşı koyuyor. Fakat babası Keykavus karısının bu hareketini duyunca Siyavuş'a tavır koyuyor. Siyavuş da diyor ki baba ben böyle bir şeye yeltenmem. Doğruluğumu ispat için 7 ateş tünelinden atlarım. Eğer yanmadan 7 ateş tünelinden atlayabilirsem, geçebilirsem beni kabullen demiş. 7 tane ateşten tünel yapmış. Ve de Siyavuş bu 7 tünelden ateşten atlamış. Safa sağlam çıkınca da babası onu kucaklamış ve de ziyafet vermiş. Bu sur ziyafet demektir Farsça'da. Çarşamba suri, çarşambanın ziyafeti, Siyavuş'un günahsızlığının ispatından dolayı hatırlanan, bu da eski bir gelenek. Nevruz'un öncesindeki hazırlıklar önem gösterir. Evler temizlenir, halılar yıkanır, perdeler indirilir, yıkanır, evin her tarafı temizlenir. Nevruz'da küskünler barışır, fakirlere yemek dağıtılır. Nevruz 2 haftadır. 13. gün tatil biter, 14. gün işe başlanır. İran'da hala bizdeki Şeker Bayramı, Kurban Bayramı'nda nasıl 9 gün, 10 gün tatiller yapıyorsak, İran'da sömestre tatillerini Nevruz'a denk getirirler. Dolayısıyla bütün okullar, üniversiteler sömestre tatillerini bir Nevruz'da, bir Ferverdin'de başlayıp 14'ünde bitmek üzere yaparlar. O 14 günde bankalar kapalıdır, şirketler kapalıdır, okullar kapalıdır, her taraf kapalıdır, herkes seyahat eder. Onun için Türkiye turizm bakımından Nevruz'da çok büyük İranlı ağırlar. Van'da İranlılar için özel AVM'ler, özel diskotekler, özel alışveriş merkezleri ve Nevruz'da on binlerce, yüz binlerce İranlı Nevruz'u kutlamaya gelir. Nevruz'un kardeşliği, dostluğu pekiştirdiği çok önemlidir. Bir Avrupa'da yaşayan bir İranlı dostunuza, Amerika'da yaşayan bir İranlı dostunuza denemelik yapın. Bir Şeker Bayramı günü veya bir Kurban Bayramı günü telefon açın. Bayramın mübarek olsun deyin. Size otomatik cevap vereyim. Hangi bayram? Çünkü ne Şeker Bayramı bilir ne Kurban Bayramı bilir. Biz Şeker Kurban Bayramı'nı 3-4 gün tatillerle sonra peşine taktığımız cumartesi pazarlarla hafta 9 güne çıkarırız ama İran İslam Cumhuriyeti'nde Şeker Bayramı bir gün tatildir, Kurban Bayramı da bir gün tatildir. Ama bir İranlı dostunuzun, bir Azerbaycanlı dostunuzun, bir Kazakistanlı, Türkmenistanlı dostunuzun eğer Nevruz'unu kutlamazsanız alınmış. Onun için Nevruz çok önemlidir. Şeb-i Yelda konusunu Gülşen Hanım istiyor. Şeb-i Yelda 20 Mart'ı 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gecedir. Gecenin en uzun olduğu ve 21 Aralık'tan itibaren gecenin kısalıp günlerin uzamaya başladığı gündür. Tabiatta karanlıktan aydınlığın, karanlıkla güneşin,
savaşı vardır mitolojide. Ve de 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece güneş karanlığı yenmiştir. Ve de gün aydınlanma fazlalık başlamıştır. Yelda gecesi ananelere göre evde toplanır. Yazdan karpuz saklanır bu gece için. Karpuz hasırdan örme filelerin içinde bodrumlarda, soğuk yerlerde, serin yerde, ışık görmeyen yerde saklanır. Çünkü 20 Aralık'ta nar ve karpuzu bir arada yemek lazım. Bu güneşin ışığın karanlığı yendiği gece, günlerin uzamaya başlayacağı geceyi kutlarken ev ahalisi evde kuru yemiş meyve ve de bunların baş tacı olarak kış ve bu meyvelerini bir arada, yani hem nar olacak hem karpuz olacak. Onun için biz Aralık'ın 20'sinde deliler gibi manavlarda karpuz ararız. Kıyıda kışıda bulursak da genellikle içi sulanmıştır. Vurduğunuzda bomboş çıkar ama iyi bir karpuz 20 Aralık'ta unutmayın. Şebi Yelda'dır o. Yelda uzun demektir. Süryani dilinden gelmiştir. Şeb gece demektir. Şebi Yelda, Yelda gecesi. Esasında bu Celali takviminde dört mevsimin başlangıçları kutlanır. Ama bunların içinde en önemlisi bir günlerin kısalıp gecelerin kısalıp günlerin uzamaya başladığı 20-21 Aralık'tır. Bir de çok mühim olanı 21 Mart Nevruz'dur. Şimdiden 10 gün sonra gelecek olan Nevruz'unuzu kutlarım. Nevruz kutlu olsun. Dostluk olsun. Bu savaşlar da bitsin inşallah. Başınızı ağrıttım. Özür dilerim. Estağfurullah Ferit Bey. Çok teşekkür ederiz. Paylaşımı durduruyorum. Siz yaptınız bile. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok soruları olan arkadaşlarımız var mı? Üşencim, bir şey sorabilir miyim? Buyurun, tabii ki. Hocam çok teşekkür ederim. Bu sizin söylediğiniz yedi sinleri biz 6 Mayıs Sıdrellez'de yapıyoruz. 7 tane S'li başlayan sebze, meyve neyse, sumak, susam, sarımsak, süt, soğan gibi. Bir de ateşten atlamayı yine biz 6 Mayıs'ta yapıyoruz. Bunun farkı nedir? Şimdi bu Hıdrelez'le Hıdrelez'i zamanlama itibariyle Nevruz'la ayrı kutlanmaktadır Türkiye'de ama İran'da Nevruz'un 13. günü evde oturmanın uğursuz olduğuna inanılır. Ve de 13 Ferverdin, yani Nevruz'un 13. gününde mutlaka kıra çıkılır. Pikniğe gidilir. Herkes evleri boşaltır. Herkes pikniğe gider. O Nevruz'dan önce, 10 gün önce yeşertmeye başladığımız buğday veya mercimek, arpa, her neyse yeşilliği, o 13'ünde adaka diyaraktan, adaka derken de sebzeleri birbirine düğümleyerekten akarsuya atma geleneği vardır. Bu akarsuya sebzeyi atmayla uğursuzlukların uzaklaştırılacağı, hastalıkların atılacağı denir. Türkiye'deki Hıdrelez'de pikniğe gitmenin muadili Nevruz'un 13. günüdür. Ve bayram ondan biter. 13'ünde kıra çıkılır. Bütün bunlar mitolojiden gelen tarihsel olarak kutlamalardır. Hepsini kutlamak lazım. Mesela Nevruz'da yumurta boyanır. Çocuklar yumurta tokuşturur. Hristiyanlar bunu Paskalya'da yapar. Şebi Yelda 21 Aralık İsa'nın doğum günü olduğu inancı vardır. O da Christmas'la bir
eşleştirilir. Hiçbir ama bunların hiçbirinin illa budur veya odur diye de bir şeyi yoktur. Teşekkür ederiz Ferit Bey. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Ben sormak isterim Gülşen Hanım. Buyurun Ayça Hanım, buyurun. Bu bakış açısında bir komşum vardı İstanbul'da. Her öğlen ve akşam yemeğe başlamadan önce mutlaka masasında tuz bulunur ve ilk olarak parmağını batırır, diline tuz sürerdi. Bunun anlamı nedir? O Müslümanlarda peygamber yapmıştı. Bilmiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun Güray Bey. Çok güzel bir aktarımda bulundunuz. Çok teşekkür ederim. Burada Kurban ve Ramazan bayramlarında İran halkının ve benzer çevre ülkelerdeki uygulamanın sadece birer günle sınırlı olduğundan söz etmiştiniz. Bu İslamiyet'te bizde 3 gün Ramazan bayramıdır, 4 gün Kurban bayramıdır. İslamiyet aynı İslamiyet olduğuna göre bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Şimdi efendim, İran'da normal vatandaş kurban kesmez Şii geleneğinde. Kurban sadece hacca giden kişiler bayram günü hac vecibelerini getirirken orada kurban keserler. Hacca gitmiş olan hacılar İran'da 85 milyon İranlının hacca gitmiş olanları hacca gittikleri günleri anmak için, onu yad etmek için onlar kurban kesiyor. Ama onun dışındakiler kurban kesmiyor. Bu Türkiye'deki kurban kesme geleneğinin din adamları arasında da var mıdır Kur'an'da kurban bayramında illaki kesmek veya yok mudur tartışması var. Ben din adamı olmadığım için o tartışmaya girmeyeceğim. Ama İranlı kurban kesmez. İranlı sadece hacca gittiği zaman keser. O hacca gidildiğinde de bu son senelere kadar bir benim görüşüm bir facia yaşanıyordu. Kurbanları alıp kesip toprağa gömüyorlardı. Evet. Çünkü yeme imkanı yok. Sonradan bundan bir 30-40 sene evvel Suudi Arabistan soğuk hava depoları yaptı. Ben onunla ilgili de bir mühendislik raporu okumuştum. Dünyanın hiçbir yerinde milyonlarca insanın bir günde kestiği hayvanı saklayacak bir soğuk hava deposu rentable değildir. Üzülerek bir şey ifade etmek istiyorum. Bağışlayın, o benim şahsi görüşüm. İslam aleminin modernleşme babında bir fetva verip hacca gidecekler, kurbanlarını kendi memleketlerinde gitmeden kessinler, fukaraya dağıtsınlar gibi bir basit bir fetva ile bu halledilebilir. Ama benim evime kurban eti gönderildiğinde üzülüyorum. Benim et hak edecek bir durumum yok. Ama Türkiye'deki bu kurbana bağlılık diğer İslam ülkelerinde yok. Onu arz etmek istedim. Peki Ramazan bayramındaki o bir günlük yine onlar da uygulama bizde 3 gün bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Kimse kimseyi efendim Ramazan bayramında kimse kimseyi kutlamıyor. Yani İran'ı söylüyorum ben size. Yani evet, evet. İran'da normal bir İranlı. Şimdi İran konusuna girdi de şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Herkes İran İslam Cumhuriyeti'dir diye İranları çok dindar Müslüman falan bir millet zannediyor da bu olay böyle değildir. Dünyanın en geniş ateist grubu İran'da yaşar. Ben bundan bir 30 sene evvel kendi kendime bir araştırma yapmak istedim. Bir Ramazan ayını da İstanbul'da yaşıyordum o zaman. Daha emekli olup da Gönce'ye yerleşmemiştim. Oruç tutanları miktarını İran-Türkiye mukayesesini yapmak istedim. İstanbul'da
tanıdığım birkaç holding, Sabancı Holding, Koç Holding, Ege Bank, Garanti Bankası, Akbank gibi genel müdürleriyle şahsi tanışıklığım olan birkaç büyük kuruluştan ricacı oldum. Ramazan'daki personel insan kaynakları bölümlerinden, Human Resource'tan iftariye alan ve öğle yemeği alan personelin yüzdesini sordum. Çünkü bu hemen çok rahat bir şekilde bu rakam elde edilebiliyor. Ramazan biliyorsunuz geldiğinde büyük şirketler personele questioner dağıtır, kağıt dağıtır. Kimisi yazar ben iftariye alırım, kimisi der ki öğle yemeği yerim diye. Bu benim araştırdıklarımın tamamı tahsil seviyeleri yüksek, beyaz yakalı tabir ettiğimiz ofis çalışanları, kadın erkek çalışanın eşit olduğu, yaşların az olduğu ve 30 sene belki bir Türkiye'de bu rakam %70 çıktı. %70 oruçlu, İstanbul'da %30 oruçsuzdu. Aynı hafta İran'daki holdinglerden tanıdık arkadaşlarımın genel müdürlerini aradım. Onlar da bu istatistiği bu kadar sahih şekilde elde etmek mümkün değil. Çünkü orada Ramazan'da lokantalar kapalı, mecburen bizde kapalı değil. Sokakta yemek içmek yasak, bizde o yasak yok. Orada sorduğunda ya bu rakamı çok zor dedi. Mesela holdingin CEO'suna sordum, dedim ki sen oruç tutuyor musun? Yok abi ben tutmuyorum dedi. Peki sen dedim personelin sekreterinin yanında yemek yiyebilirsin. Hayır, kapıyı kilitliyorum, evde getirdiğim sandviçi kilitli odada yiyorum dedi. Bu oran İran'da tam tersiydi. %70 oruç tutmuyordu, %30 oruç. Şimdi bunun sebebini ben kendi açımdan bir izahla size söyleyeceğim. Size baklava yedirmemenin iki yolu vardır. Birisi size anlatırım, derim ki baklavada şeker var, yağ var, un var. Bunlar sağlığınıza zararlıdır. Kolesterol, kalp damar tıkanıklığı vesaire vesaire, tansiyon falan anlatırım. Belirli bir etkisi olur. İkinci bir metot vardır. 10 kişiyi yan yana dizerim. Her birinin önüne 3-5 tepsi baklava koyarım. Tabancayı da elime alırım. Başlarım. Birinciye derim ki 10 dakikada bu 3 tepsi yiyeceksin. Yemeyenin kafasından vurdum. İkinciyi vurdum. 3., 4., 5. o 10 dakikada o 3 tepsi baklavayı yer ama ömrünün sonuna kadar baklavaya dokunmaz, bakmaz. İran'daki uygulanan İslam Cumhuriyeti'nin İslam'ı zorla yaptırmasının neticesi bu dinsizlik oluyor. Yani siz zorladığınız zaman cuma namazına gitmeyen devlet memuru işten kovuluyorsa, Ramazan'da yaşlısı, hastası, çocuğu sokakta yemek yiyorsa, kırbaca bağlanıyorsa, o zaman %70 oruç tutuyor, gizli yani. Sorunuzun cevabı yeter herhalde. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sorusu olan, evet Gürsel Hanım buyurun. Buyur Gürsel Hocam. İran'daki zerdüşlük etkisiyle bu ateizme yönelme daha benzerlik göstermiyor mu acaba? Efendim İran'da zerdüştün adı çok, kendisi yok. Şimdi zerdüşt İslamiyet'in 1000 sene önce İran'a geldiğinde bir zerdüşt düşmanlığı başlayaraktan kılıçtan geçirme vesaire ile o günkü zerdüştiler İran'dan kaçtılar. Hindistan'da çok büyük bir zerdüşt topluluğu. Parsi diyorlar onlara. Şu anda Hindistan'da 500 binin üzerinde zerdüşti var ama İran'ın içinde kalan zerdüştinin sayısı 2000'dir. Yani bütün 85 milyon İran'ın içinde İranlı peygamber Zerdüşt'ün, ki Zerdüşt ilk tek tanrı dinidir. Avesta kitabı Ahura Mazda tanrısıdır. Tek Allah dinidir. Zerdüşt'ün 3 tane kuralı vardır. Temiz düşünce, temiz konuşma ve temiz amel. Bu üçlü
Çok güzel bir prensip, üç prensip. Zerdüşt'ten şamanizme geçmiş, şamanizmen Aleviliğe geçtiğimizde bizim Türk Aleviliğinde eline, beline, diline olarak karşımıza çıkmış. Aynı şeydir. Temiz düşün, temiz konuş, temiz hareket. Bugün İran'da Zerdüşt yok. Ama İranlılar hangi dilden, dinden olursa olsun Zerdüşt ve Zerdüştiye çok büyük saygı gösterir. Yani Zerdüşt kelimesi bir milli din olmasına rağmen İran'da 2000 Zerdüşt var. İran dışında diasporada yaşayan Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki İranlılar da bu baklava hikayesinden dolayı, misalinden dolayı din değiştirenlerden Zerdüşt'e dönenler tanıyorum. Hristiyan olanlar da var ama Zerdüşt'e dönenler de var. Ama sayı çok az. Onun için bu kutlamamaların Zerdüşt'le bir alakası yok. Milliyetçilikle alakasıdır. Teşekkür ederiz Ferit Bey. Yıldız Hanım, sanıyorum bir sorunuz var. Buyurun. Sibel Hanım gördüm, sonra size vereceğim. Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim güzel bilgileriniz için. Şimdi Nevruz'u 21 Mart kabul edersek 2 Nisan'da ben Gezme'de olmam gerekiyor. Pikniğe gitmem gerekiyor. Evet, doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi benim de merak ettiğim başka bir şey var. İşte kimi zaman yani hükümet politikaları, Nevruz kutlamaları yasaklanıyor. Yok Kürt bayramı deniyor. Ama bence bu Nevruz'u ben öncelikle Türk bayramı olarak görüyorum. Doğru mudur? Şimdi bakın, bu yanlış politikalar bilgisizlikten dolayı geliyor. Ben 80'li senelerin başında bir gün hasbelkader bir İstanbul'da bulunduğum bir toplantıda, tam Nevruz'a denk gelen günlerde rahmetli Turgut Özal Bey'le bir arada oldum. Yani bir yakınlığım yoktur, tanışmışlığım da yoktur ama o toplantıda hasbelkader bulundum ve de tam o zamanda da bu Nevruz şeylerinden dolayı Diyarbakır'da ateşler yakılıyor, polis tutuklamalar yapıyor, vuruluyor, kırılıyor, ediliyor falan hikayeleri var. Ben Turgut Bey'e yanaştım ve bunu arz ettim. Dedim ki Turgut Bey, bunu yasaklamayla Nevruz'u bir Kürt bayramı haline getirdiniz. Yapmayın. Çok TRT'ye doğru. Emir verin dedim. TRT Nevruz günü başlasın, canlı yayın yapsın. Bakü'de, Düşanba'da, Tahran'da, Halep'te, Bağdat'ta Nevruz kutlamalarını göstersin. Almata'da göstersin. Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsindeki kutlamaları göstersin ve hatta Nevruz'u tatil ilan edin. 21 Mart tatil olsun. Yani bir bayram da Türk bayramı olsun. Yani bu şeker bayramını kutluyoruz, kurbanı kutluyoruz, hepsini kutluyoruz da bir tane de Nevruz'u kutlayalım dedim. Hoşuna gitti. Herhalde başka yerlerden de bu şey geldi, tavsiyeler. Ondan sonra dikkat ettiyseniz son yıllarda Nevruz'da televizyonlar program yapıyor. Kutlamalar evet. Yapılıyor. Evet. Şimdi olay, evet, Kürtler de kutlar. İranlılar da kutlar. Azeriler de kutlar. Gürcüler de kutlar. Özbekler de, Türkmenler de. Dolayısıyla bu bütün bir Asya bölgesinin şeysidir. Ama başlangıcına gittiğiniz zaman Zerdüşt'le geliyor. Her ne kadar Avesta'da hiç bahsedilmiyor. Yani Avesta'da Nevruz'dan bahsedilmiyor ama Zerdüşt geleneğinde ateşkedelerde ki ateşkedelerin fiziksel ateş yakmalarından dolayı yanlışlıktan ateşe tapanlar gibi bir algı da var toplumda ki Zerdüşt ateşe tapmaz ama evet. Ateşi bir temizlik timsali olarak bütün mabetlerinde ateşkede derler mabetine Zerdüşt'ün. Orada ateş 24 saat yanar. Ha, bundan 2000 sene evvel, 3000 sene evvel, 4000 sene evvel çakmak yokmuş, kibrit de yokmuş. Evlerde ısınmak için
yemek pişirmek için ateş ihtiyacı varmış. Ama mabette 24 saat dua eden din adamları varmış. Onlar her mabete giden yanında bir odun parçası götürürmüş. O ocağa koyar, oradan yanan bir ateşi alır, evine götürür. Yemeğini onlar pişirmiş. Bu anane gelmiş, bugün doğal gaz var. Nasıl ki artık olimpiyat meşalelerimiz de odun meşalesi değil, doğal gaz meşalesi olarak yanıyor. Zerdüşt ateşkedelerinde de doğal gazı bağlamışlar. Bir ocak olarak orada ortada dekoratif bir ocak yanıyor. Ama Nevruz bütün bir Orta Asya'nın İranlısından Afganlısına, Türk'ünden Türkmenine, Kazağından Suriyelisine, Iraklısına hepimizin bayramıdır. Çok teşekkürler. Kısaca başka arkadaşların hakkını yemek istemiyorum da Nevruz'un ritüelleri bence şamanizmden geliyor diye düşünüyorum. Şimdi bakın, şamanizm Zerdüşt'ün etkisindedir. Şimdi oraya girerse çok derin olay olacak. Onu başka bir konu olarak ele alırız. Şamanizmle Zerdüşt peş peşe gelmiştir. Şamanizm Zerdüşt'ten etkilenmiştir. Alevilik şamanizmden etkilenmiştir. Ona bakarsanız İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik, bunlar İbrahim dinler, onlar da birbirlerinden etkileniyor. Onun için tam olarak onu da bilmek mümkün değil. Ama Zerdüşt'le şamanizm arasında çok büyük yakınlık var, doğrusu. Çok teşekkürler hocam. Sibel Hanım buyurun. Ben hoca falan değilim efendim. Ben olsun, şu an bizim hocamızsınız. Şu an bizim hocamızsınız. Buyurun Sibel Hanım. Mikrofonunuzu açar mısınız? Mikrofonunuz kapalı. Pardon, tamam. Şimdi açtım. İyi günler diliyorum. Ben bir kitapta okumuştum. O masal anlatıcıları İran'da köy köy dolaşıp masal anlatıcıların olduğunu. Çok ilgimi çekmişti. Bu konuda hani İran edebiyatı üzerinde de bunun etkileri var mı, yok mu? Yani sizden bu konuda bir bilgi, yorum almak ben istedim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Bugün benim çocuklarımın, torunlarımın konuştuğu Türkçe ile benim konuştuğum Türkçe farklı. Benim zamanımın edebiyat kitabını benim torunuma verdiğim zaman hiçbir şey anlamıyor. Osmanlıca'ya benim merakım var. Benim keyifle okuduğum Osmanlıca şiirlerini yeni nesil, hatta benim neslim eğer Osmanlıca'ya merak sarmadıysa anlamıyor. Ama İran'da 1000 sene evvel Firdevsi'nin yazdığı Şehname'yi ben okuduğum zaman kelime kelime bugün konuşulan Farsça ile birebir uyuyor. 800 sene evvel Mevlana'nın Mesnevisi veya Ömer Hayyam'ın rubaileri bugün bir İranlı normal ortaokul mezunu onu tam olarak okuyor. Bu dil kendini korumuş. Arz ettim, bir milliyetçi hamaset şiiridir Firdevsi'nin Şehnamesi ve asırlar boyunca bu 1000 sene geçen 1000 yılda o hikaye anlatanlar bunlar Şehname'den pasajlar okurlar, şiir olur. Derviş gibidirler bunlar. Yani bizim bildiğimiz dervişler. Saçı sakalı uzundur ve bu mesnevi şeyi baştan aşağıya Şehname'yi ezbere bilirler. Bunlar köylere, şehirlere giderler, kahvehanelerde otururlar. Kahvede otururlar ve hamasetle bu milliyetçi hikayeleri anlatır. İran milliyetçiliğinin İslamiyet'e rağmen ayakta durabilmesinin sebebi bu hikaye anlatanlardır. Bu hikaye bugün de İran'a gittiğiniz zaman modernleştirilmiş kahvehaneler vardır. Yani modernleştirilmiş kahvehaneler. Orada birisi oturur ve bu hamaset şiirlerini okur. Mesela İran spor tarihinde Zurhane denen
labutla belki belgesellerde görmüşsünüzdür. Sporcuların labutlarla müzik eşliğinde hareketler yaptıkları bir spor salonları vardır. Orada da Firdevsi'nin, Şehname'nin şiirleri okunur. İran'da şiir çok önemlidir. İran'da çocuklar ilkokul birden itibaren müşaire denen bir şiir oyunu oynarlar. Enteresandır. Çocuklar oturur o 5 tanesi, 10 tanesi veya büyükler oturur 10 tanesi, 5 tanesi ve bir derler ki dörtlü beyit okuyalım derler. A harfiyle başlayan bir şiiri ben okudum, dörtlüyü. Bu mesela diyelim ki Diyarbakır'ın D'siyle bitti. Yanımda siz oturuyorsanız siz Diyarbakır'ın D'siyle başlayan bir dörtlü başlayacaksınız okumaya. O neyle biterse sizin yanınızdaki o biten harfle başlayan bir dörtlü başlayacak okumaya. Şimdi hiçbir dörtlü tekrar edilmeyecek ve de kim okuyamazsa o devre dışı kalacak. Sonunda 2 kişi kazanacak, bir tanesi kazanacak. Yani gençliğe, çocuklara şiir böyle sevdirildi. Şimdi siz 70 sene komünizm etkisi altında Türk milliyetçiliğinin öldürülmeye çalışıldığı veya Fars milliyetçiliğinin Tacikistan'da öldürülmeye çalışıldığı, Tacik'in Farsçası, Azeri'nin Türkçesinin konuşturulmadığı bir Sovyetler Birliği'nde şiirler dili ve ananeyi korumuştur. Siz bir Azeri dostunuzla oturun, saatlerce size şiir okur. Ama benim çocuklarım 2 beyit okuyamaz. Utanarak söylüyorum. Yani bizim çocuklarımız kendi Türk edebiyatımızdan bir haberdir. Siz bakın bir 20 yaşında deyin ki şiir oku bana deyin, ne şiir okuyorsun? Kimse bilmiyor. Ama bir Azeri dostunuza söyleyin size 2 saat şiir okur. Bir Tacik arkadaşınıza söyleyin size günlerce şiir okur. Ben 80 beyit, 100 beyit ezbere şiir bilen insanlar tanıyorum. Onun için şiir çok önemlidir. O seyyar hikaye anlatanlar çok önemli kişiliklerdir. Derviş. Denç beyler de aynı değil mi? Efendim? Denç beyler. Tabii. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bu sözlü tarih, destanlar, hikayeler çok önemlidir. Yani babaannelerimizden, anneannelerimizden duyduklarımız Azerbaycanların dilini anneanneler, babaanneler korumuştur. Yoksa Rusça ile onlar kiril alfabesiyle Rusça okuyup işler. Teşekkür ederiz Ferit Bey. Buyurun. Ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oldum duyduğum şeylerden, bilgilerden. Ben Hayyam'ın gençliğimden beri hayranıyımdır. Bütün eserlerini bulup okumuşumdur. Onun o bilim adamı yönünü, işte astronomiydi, matematikti vesaire her türlü şeylerini bilirim. Onun rubailerinin bir tadı vardır. Ama ben İzmir'in en büyük şeyine gittim, kitap satan bir yerine. Hepsi Türkçeleşmiş. O orijinalini bulamadım. Sizde var mı rubailerin orijinali? Bir. İkincisi de ne olur bağışlayın beni ama Türkiye diye bir şey yok. Türkiye diye bir millet de yok. Türk Cumhuriyetleri onlar. Türk Cumhuriyetleri var, tabii. Şimdi efendim Ömer Hayyam için size şöyle bir arz edeyim. Gülşen Hanım'dan benim Göcek'teki adresimi alırsanız sevinirim buraya gelirseniz. Benim kütüphanemde Ömer Hayyam'ın bütün rubaileri, Farsça orijinalleri komple var. Çok ender bulunan Ömer Hayyam kitaplarına sahibim kütüphanemde, gururla söylüyorum. Size burada bir şey söyleyeyim. İngiltere'de İngilizce olarak basılmış, bugüne kadar satılmış, en çok satılmış kitap istatistiği var. En çok basılan, satılmış olan İncil'dir. İkinci olarak Shakespeare'dir. Üçüncü olarak Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam'ın rubaileri İngiltere'de İngiliz dilindeki tercümesiyle
en çok satılmış üçüncü kitap. Bir de ben onun takvimi bulduğunu bilmiyordum açıkçası. Şaşırmadım da çok da mutlu oldum. Tanıdıkça bir derya olduğunu anlıyor insan. O zaman size bir şey daha söyleyeyim. BBC televizyonunun bir belgeselinde Ömer Hayyam'dan bahsederken pi sayısının 3.14 var ya 3.14 pi sayısını Ömer Hayyam'ın virgülden sonra 36'ya kadar onun yazdığı yani virgülden sonra 36. rakama kadar olanı bugün dedi bizim dedi bulduğumuz bilgisayarla bulduğumuz pi sayısının 36'ya kadar Ömer Hayyam'dan bir gidiyor ondan sonra değişiyor. Bugünkü matematiğin temelini de atmış ve Avrupa'ya geçmesini sağladıktan sonra zaten İtalya'da özellikle ticaret çok daha zengin bir hale gelmiş. Yani Arap alfabe, Arap matematiği, Arap rakamları diye adlandırıyorlar. Evet, oraya dayanıyor. Evet. Var mı başka sorusu olan? Gülşen Hanım, buyurun, bir de Hasan Sabah'la bir beraberliği ya da zorunlu beraberliği olmuştu galiba. Hasan Sabah, Ömer Hayyam arkadaştı. Evet. Bozorgmer, Hasan Sabah ve Ömer Hayyam çocukluktan itibaren beraber büyüyen üç arkadaş. Bunlar teenager yaşlarında birbirlerine söz vermişler. Hangisi yükselirse öbür ikisinin elinden tutacak. Bozorgmer Selçuklu Sarayı'nda sadrazam oluyor. İsfahan'da sarayda yaşamaya başlıyor. Ömer Hayyam'ı yanına alıyor. Ömer Hayyam şiirleriyle, rubaileriyle sarayda çok büyük beğeni topluyor. Sonra Ömer Hayyam aracı oluyor. Hasan Sabbah'a iş ver diye. Fakat Hasan Sabbah'ın mayasında bozukluk var. Evet. Hasan Sabbah'a saraya yardımcı vezir olarak, bakan yardımcısı gibi aldıklarında Bozorgmer'in ayağını kaydırmaya bakıyor. Sonra bunun kellesini vurmaya kalkıyorlar. Ömer Hayyam araya giriyor. Ve Ömer Hayyam bağışlattırıyor. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ne çıkıyor biliyorsunuz. Dünyanın ilk terör hareketini başlatan, terörizmi dünyada başlatan Hasan Sabbah Alamut Kalesi. Alamut Kalesi kitabını okuyun. Bir de Amin Maluf'un Semerkant kitabı. Semerkant. Çok evet, güzel. Semerkant. Çok güzel. Buradan ben de aklımda kalmış. Evet. Haklısınız. Bütün bunlar bir arada. Evet. Alamut Hasan Sabbah'ın hayatını anlatırken Ömer Hayyam kesit olarak geçiyor. Semerkant'ta daha detaylı. Detaylar. Çok teşekkür ederiz. Başka güzel bilgilerimizi tazeledik. Çok güzel. Bilgilerimizi tazeledik. Gülşen Hanım sağ olun. Sayenizde böyle okuduklarımız gündemleşiyor. Konu konuyu açıyor. Evet, çok mutlu oluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Farklı bir program olsun. Yeni şeyler de öğrenelim. Bilgilerimizi de hatırlayalım istiyoruz. Umarım iki haftadır şikayetiniz yoktur programdan. Hayır. Şikayetimiz yok. Çok memnunuz. Çok memnunuz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir anekdot anlattınız bize başlangıçta. Kıptilerin dillerini kaybetmeleri yani Mısırların dillerini kaybetmeleri ve Perslerin dillerinin derslerinin kaybolmamasında Firdevsi yani bir edebiyat eseri Şehname'nin etkisinin olduğu söylenmiş. O zaman ve az önce verdiğiniz örneklerde de hep aynı noktaya geldik. Edebiyatı güçlü olan ülkeler dillerini kaybetmiyorlar diyebilir miyiz acaba? Doğru, tabii. Şimdi edebiyatın olması demek, okuyan adamın olması demektir. Bizim
maalesef kitap okuyanımız kalmadı. Yani kitaplarımız en çok 2000 baskıyla basılıyor. Okumuyoruz, araştırmıyoruz. Google amca geldiğinden beri hiç araştırmıyoruz. Aynen. Maalesef. Doğru yanlış orada ne varsa ona inanıyoruz. Ben üzülüyorum. Ben yani Amerikan sisteminde okuyan torunlarım var. Onlar okuyor. Türkiye sisteminde okuyanlar hiç kimse okumuyor. Amerikan okullarında ilkokuldan itibaren çocuğa her hafta bir kitap okuyorlar. Zorla. Her okuyacak özet çıkaracak. Okuyacak özet çıkaracak. Öyle eve ödeme vermiyor. Kitap veriyor. Dikkat edin yabancılar ellerinde kitap var. Bizim Türklerin elinde telefon var. Başka bir şey yok. Yok bizde, bizim okullarımızda da kitap okuyacaksın ödevi veriliyor da ceza olarak verildiği için çocuklara özet istendiğinde onlar da Google Hazretlerinden yardım alarak hazırlanmış konmuş özetleri alıp onu götürüyorlar. Öğretmen zaten okumadığı için o verdiği ödevi olduğu gibi tamam herkes puanını alıyor. Böylece de gerek kalmıyor. Ferit Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başınızı ağrıyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok estağfurullah. Nevruzunuz kutlu olsun Ferit Bey. Sizin kutlu olsun. Sağ olun. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar Ferit Bey aynı zamanda Azer Derneğimizin de üyesi ve yönetim kurulu üyesi. Ne güzel. Kendisiyle birlikte olmaktan da çok mutluyuz biz. Buyurun teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Gencim. Gülşen. Bir saniye Ayşen ablacığım. Gülşen Hanım bir şey söylüyor. Buyurun. Tebi Elda'yı müneccimle muvakkıt ne bilir? Müptilayı gama sor kim geceler kaç saat? Süpersiniz. Bravo. Bir Yelda'yı müneccimle muvakkıt ne bilsin? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Evet. Ya. Ayşen ablacığım buyurun. Yere vurdun tanrım. Ben bugün şehirdeyim. Dileğin misafiri olarak Fethal'dan izliyoruz bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma çok kıymetli bilgiler aldım. Çok da aydınlandım. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Aynı çok şekilde teşekkür ben de teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Evet. Sağ olun. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Olacağız. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.